Bakma bana öyle Firuze, işinle ilgilen. Sana bakmıyorum. Fırında yemeğim var, ona bakıyorum. İyi. Kötü bir şey mi oldu? Eda ile ayrıldık. Vah vah. Pek mi üzüldün? O mu seni bıraktı, sen mi onu bıraktın? Ya bu ne manasız bir sorudur böyle? Kim gittiyse gitti, ayrılık ayrılıktır. Aşkı kimin bitirdiği önemli değil, aşkın bitmiş olması önemli. Ama terk edilmiş, kapının önüne konmuş bir halin var da. Bana bak, yoksa senin bize nazarın mı değdi? Yani ahın falan mı tuttu ha? Aman o mesele kaç sene evveldi. Benim seninle ah mah alışverişim olmaz artık. Lafını bil de konuş. Merhaba amca, ne zaman geldi? Biraz önce Çilekçim. Bitti. Bak bunu sana ilk ve son defa yaptım, haberin olsun. O ne Çilek? Hiç, sonra anlatırım. Bitişler geldi mi? İşte geldi. Evet, biz geldik. Bu gece balonun en yakışıklısı ben olacağım Firuze abla. En güzel ama en yalnız kızı da ben. Amca, eğer kimseyi bulamazsam mecburen kavalyem olmanı isteyebilir miyim? Amcan bugün çok efkarlı Ceren. Artık istesen de gelemem, üzgünüm. Ha? Hadi, ha. Hadi bakalım koca bebek. Senle erkek erkeği bizim odada konuşalım biraz ha? Hadi. İyi, peki. Cem, Ceren, hadi siz de paketlerinizi yukarıda açın bakalım ha? Aferin size. Tamam. Firuze, seninle biraz mutfakta yalnız konuşabilir miyiz? Hayırdır Betüş Hanım, beni niye mutfağa çektiniz? İki şey için. Şimdi birincisi, Ceren bu akşam baloya yalnız gitmek istemiyor. Sınıfındaki bütün arkadaşlarının bir eşi varmış, Ceren yalnız. Diyorum ki, acaba senin Mahmut Ceren'e eşlik eder mi? Ah, eder etmesin ama Mahmut'un öyle bir yere gidecek ne üstü başı var ne de dans etmeyi bilir. Boş ver, sen orasını bana bırak. Cem'in bir sürü küçülmüş dar gelen ama çok şık kıyafetleri var. Onlardan birini ayarlarız. Dansa gelince de boş ver. Önemli olan onların eğlenmesi zaten. Dans bahane. Allah razı olsun Betüş Hanım. Bu ona en büyük takdirname hediyesi olacak. Tamam. O zaman sen Mahmut'u hazırlarsın. Bizden biraz erken çıkarsın. Hemen bize yollarsın. Tamam mı? Hadi. Öbür mesele neydi? Hani ikincisi? Aa şey. Bak dünden beri çok telaşlıyız ya. Unutup duruyorum. Gerçi Sadık bir şey yoktur diyor ama sence Çilek iyi mi? Şey... Anlayacağın mevzu bu abi. Yani şimdi... Eda, sana Betüş'le ne konuştuğunu anlatmadığı için mi ayrıldınız? Ya çok komiksiniz. Betüş de senden bir şey saklasa aynı şeyi yapmaz mıydın abi? Tabii ki yapmazdım. Hadi canım, yalan söylüyorsun. Ya niye yalan söyleyeyim? Doğruyu söylüyorum. Mesela Betüş bugün ne konuştukları hakkında bana hiçbir şey söylemedi. Ha? Bak sana şöyle söyleyeyim. Ben Betüş'e çok güveniyorum ve ondan çok eminim, tamam mı? Zaten beni ilgilendiren bir şey olsaydı mutlaka bana söylerdi. Yani? Yani gidip Eda'dan özür dileyeceksin. Ama o da beni terk etti. Yahu çocukça davrandığın için terk etti. Bak, kayınvalidemin gönlünü hoş etmek için sizin sımsıkı sarılmanız gereken ve hiç elinizden bırakmayacağınız tek bir şey var. O da aşkınız. Eğer bunu da beceremezseniz ikiniz de ayıplarım Tarık. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Aslan kardeşim benim, gel. Sağ ol abi. Canım benim. Oh, ah Betüş ne oldu? Haklıymışım. Çilek gerçekten de iyi değilmiş. Ah, nesi varmış? Kardeşlerini azıcık kıskanmış. Hı. Onun bir karnesi yok diye onu sevmiyoruz sanmış. Ona hediye almayacağız diye çok üzülmüş. Eyvah, kalbi nasıl kırılmıştır. Nerede şimdi? Salonda. Firuze bana her şeyi anlattı. Şimdilik hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandım. Bak Cem'le Ceren'i de tembihledim, tamam mı? Biraz sonra bize bir şey gösterecek. Gülmeden ona işin doğrusunu anlatacağız, tamam? Tamam, tamam. Hadi. Sıra bana geldi mi? Aa, ne sırası Çilekçim? Geldiğimizden beri size bir şey göstermek istiyorum ama kimse benimle ilgilenmiyor. Benim biraz problemlerim vardı. Annenle babanı azıcık çaldım, özür dilerim. Şuna bakar mısınız? Bakalım. Konuşma 5. Kardeşleriyle iyi geçinme ve paylaşma 5. Anne babaya sevgi ve saygı 5. Wow! Beslenme alışkanlığı 5. Oho! Oo, Çilek de takdirname almış. Hem de bütün notları 5. Biz senin yaşındayken bu kadar başarılı değildik. Bence en büyük ilgiyi, en büyük hediyeyi Çilek hak etti. Bence de. Evet, şimdi söyle bakalım Çilek abla.
Ne istiyorsun? Kardeşlerimle balaya gitmek istiyorum. Tamam, anlaştık o zaman. Yalnız önce sana şunu söylememiz gerekiyor. Dünden beri Cem ve Ceren'e daha fazla ilgi gösterdiğimizi sanmış olabilirsin. Seni kardeşlerinden daha az sevdiğimizi de düşünmüş olabilirsin. Doğru değil. Hepinizin kalbimizdeki yeri ayrı. Bak Çilekciğim, kardeşlerin çok zor bir yıl geçirdiler. Yani dersleri çok ağırdı. Sen de büyüyüp okula gittiğin zaman onları çok daha iyi anlayacaksın. Sizi birazcık kıskandım. Özür dilerim. Aferin sana. İşte duygularını böyle dürüstçe paylaştığın için bence en büyük takdiri hak ettin. Canım benim, yani sınıfını geçtin. Müsaadenizle ben çıkayım artık. Mahmut'u hazırlayıp göndereceğim ya. Mahmut'u mu? Düşündüm de bu gece Ceren'e en uygun kavalye Mahmut olacak. Yaşasın. Bekle de o şeyi getireyim. Çilek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.